Ben Pınar Bayrak'ın amcasıyım. Yusuf Bayrak. Pınar yıllardır bir işkence görüyordu. Ve bununla ilgili zaten elimizde ses kayıtları, resimler, bir sürü şey geçti. Pınar şu anda, Pınar ayın 3'ünde darp edildiğinde 5-6 saat içeride tutulmuş. Hastaneye götürülmemiş. Bu konuda hiçbir şekilde bizimle bağlantıya emniyet personeli, savcılık bir aydan fazladır geçmiş değil. Geçmiş değil bizimle. Yani sonuçta ortada ölen bir insan var, bir kadın var. Linç edilmiş, işkence görmüş, maruz kalmış. Değiller Ömer Bayat, Nurla Bayat, ondan sonra Ahmet Ercan ve Meryem Ecer, Uzel'in Balkan tarafından yok edilmiş. Bunlar değilleri yok ederken ondan sonra polis oraya gidiyor. Tabi polisi de yanıltmışlar. Bu konuda polisi de yanıltmışlar. İlk önce başka bir adrese çekmişler polis arkadaşları. Ondan sonra bu adrese geçmişler. Tabii ki oradaki yataktır, evi yıkamışlar, her türlü orada delileri yok etmişler. Delileri yok ettikten sonra hastaneye getirmişler ve hastanede de aynı şekilde oraya atıp kaçmışlar. Zaten mağdur, yani eşi ayın 5'inde teslim olmuş. Telefonu, kendi telefonunu ailesine teslim etmiş. Onun telefonu ve eşyalarının da şu anda emniyetin elinde olması gerekirken kendi çabalarımızla, kendi gücümüzle hepsi bizde mevcut. Şu anda benim arabamda burada, çanta dolusu, telefonuyla beraber hepsi bende. Kanlı elbiseler var işin içinde, çantası kanlı. Bunların hepsini şu anda savcılıkta emniyette olması gerekiyor. Ama şu anda hepsi bizde. Bu aile meclisiyle alınan bir karar, kendi başına yapmış değil. Çünkü ailesi bu olaydan sonra aynı şekilde eşim ve çocuklarım, kızlarım evde olduğunda onlara da saldırıya geçmişlerdir ve onun da resimleri, videoları elimizde mevcut. Organize bir suç var bu ortada. Yani bir insan öldürülmüş ve şu anda herkes buna sessiz. Ve herkesin buna ses çıkartmasını istiyorum. Çünkü Pınar Bayrak yalnız değildir. Ailesi her zaman arkasında, bütün Türkiye'de arkasında duracak. Pınar Bayrak'ın babasıyım. 80 milyonun kızıdır Pınar Bayrak. Sadece benim kızım değil. Bunlar bir örgütleme, bir mafya çetesidir. Ben kızımın arkasındayım. Cumhuriyet savcıları bu dosyaların kapatması istemişlerdir. Eğer istememiş olsaydı bugün Süleyman Bayrak'ı 10 defa Cumhuriyet savcısının yanında olacaktı. Bu aile de bir türlü benim yakamdan düşmedi. Zaten bu aileye ben karşıydım, Ecer ailesine. Ben bunlara davacıyım, adalet istiyorum. Pınar Bayrak 80 milyon insanın kızıdır. Tüm kadınları, kını öldürenlerin hepsini de ben kınıyorum. Türkiye'de bilsem Pınar Bayrak gibi öleceğime, bu işin peşini bırakmayacağım. İsterse Avrupa Mahkemesi olsun, isterse Türkiye Mahkemesi olsun, dünyayı ayağa kaldıracağım. Etim kemiğim, kulağım gibi de olsa bu aileden korkum yok, mafyadan korkum yok. Süleyman Bayrak olarak teşekkür ederim.